Bir ekosistem düşünün. Binlerce yıl boyunca dünyada varlığını sürdürmüş olsun. Hatta dünya tarihinde var olmuş en büyük kara biyomlarından bir tanesi olsun ve belki de bizim yüzümüzden, yani insanlar yüzünden yok edilmiş olsun. Farz edelim ki gerçekten biz yok ettik bu ortamı. Binlerce yıl sonra, yani yok edilmesinden çok uzun süreler sonra dünyaya bu ortamı geri kazandırmanın ne gibi faydaları ne gibi zararları olacaktır? Hatta belki bu tartışmadan da daha öte, bilimsel etikliği nedir? Siz bu olayı daha çok mamutları geri getirmek üzerinden duymuş olabilirsiniz ki kanalda bunun hakkında bir videom zaten var. İ butonundan basarak ona da ulaşabilirsiniz. Mamut gibi soyu tükenmiş hayvanları geri getirmek çok zahmetli ve zor bir iş. Ancak yünlü mamutlar konusunda özellikle son yıllarda epeyce yol kat ettik. Ama yünlü mamut sadece bir tür. Koca bir ekosistemi geri getirmek ise bambaşka bir mesele. Belki kulağa biraz fazla ve biraz da imkansız gibi gelecek ancak gerçekten de bunu yapmaya çalışan insanlar günümüzde var. Pratikte birkaç küçük deneme ve en azından teoride yapılabilirliği kanıtlanmış bir mesele zaten bu. Peki nerede yapılıyor veya denemeler nasıl yapıldı? Bu işin protokolü ne ve hangi türler geri gelecek? Bugün sizlerle beraber bu tip sorulara cevaplar arayacağız ve size dünyada görülmüş en büyük kara ekosistemlerinden biri olan Mamut Bozkırı'nın öyküsünü anlatacağım. O zaman şimdiden iyi seyirler dilerim efendim. Mamut Bozkırı, gezegenin gördüğü en büyük kara biyomu. İnanılmaz büyük bir ekosistemdi ve Alaska'dan başlayıp bütün Kuzey Avrasya'ya yayılmış durumdaydı. Tabi o zamanlar Rusya ve Amerika'nın sınırı kabul edilen Bering Boğazı'nın da donmuş olduğunu hesaba katacak olursak bayağı büyük bir alana tekabül ediyor. Mamut Bozkırı kuru ve bayağı soğuk bir ortamdı. Bitki örtüsünde lezzetli yüksek verimli otlar ve söğüt ağaçları hakimdi. 100 bin yıl boyunca pek fazla değişikliğe uğramadan varlığını sürdürmeyi başardı. Ancak 12 bin yıl önce küçülmeye ve yok olmaya başladı. Günümüzde ise sadece Altay Dağları gibi bazı kısıtlı ve küçük bölgelerde hala etkisini gösterse de eski ihtişamından tamamen yoksun durumda. Mamut Bozkırı küçülmeye başlayınca oradaki hayvanların da soyları tükenmeye başladı. Megaloceros, mağara aslanı, mağara ayıları ve elbette ki yünlü mamutun soyu tükendi. Burası aslında hayvan çeşitliliği bakımından günümüzdeki Afrika savanasının başka bir versiyonu gibiydi. Zebralar yerine atlar, antiloplar yerine Minsk öküzleri, bufalolar yerine bozkır bizonları, gergedanlar yerine yünlü gergedanlar, Afrika aslanı yerine mağara aslanı ve tabii ki de filler yerine mamutlar vardı. Peki bu devasa ekosistem içinde bu hayvanlarla beraber binlerce yıl boyunca üretken bir şekilde varlığını sürdürdükten sonra neden ve nasıl kısa bir süre içinde yok olsun ki? Bu olay Kuaterner yok oluşu diye geçmekte ve Pleistosen döneminde sonlarına tekabül etmekte. Mamut Bozkırı'nın neden küçülmeye başlandığı bilinmemekte. Ancak bu konuda en muhtemel iki senaryo var ve bunlar iklim değişikliği ile insanların fazla avlanması. İklim değişikliği hipotezine göre dünya ısınmaya başladı. Bu da oranın bitki örtüsünü değiştirerek Mamut Bozkırı'nın küçülmesine neden oldu. Ancak şunu unutmayalım. Mamut Bozkırı'nda yaşayan hayvanların büyük bir kısmı 3 milyon yıldır zaten dünyadalardı. Yani Mamut Bozkırı'nın var olmasından bile önce yaşıyorlardı. Yani iklim değişikliklerine çok sıkı bir şekilde adapte olabiliyorlardı. O zamana kadar insanlar hep Afrika'da yaşamışlardı. Zaten ilk evrimleştiğimiz nokta da orası. Afrika'da geçirdiğimiz binlerce, hatta belki de milyonlarca yıllık sürenin sonunda oradaki hayvanları tanımıştık ve oradaki hayvanlar da bizi tanımışlardı. Ancak daha sonraları Afrika'dan çıkıp kuzeye gitmeye başladığımız zaman Mamut Bozkırı ve orada yaşayan canlılarla tanıştık. Zaten Mamut Bozkırı'ndaki hayvanlar Afrika'dakilere benziyorlardı ve bizim türümüz o zamanlar o hayvanlara karşı ne yapması gerektiğini muhtemelen iyi biliyordu. Ancak oradaki hayvanlar daha önce insanlarla karşılaşmamışlardı ve bizim yaptığımız şeylerin ne olduğunu bilmiyorlardı. Bu yüzden kendilerini koruyacak kadar bizi tanımıyorlardı. Afrika'daki hayvanlar zaten bizim ne olduğumuzu biliyorlardı. Zaten insanlar da aslen Afrika'ya özgü canlılardır. İnsanların en azından o dönemler Afrika'nın yaban hayatının bir parçası oluşu dolayısıyla oradaki ekosistemi etkilemiyordu. Ancak istilacı bir tür olarak, yani yabancı bir tür olarak kuzeye gittikleri zaman orada yıkıma sebep olmuş olabilirler. Bu henüz kesin bir bilgi değil. Konu hakkındaki tartışmalar sürmekte. Umarım ileriki keşifler ve araştırmalar bu konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Ama öyle ya da böyle bir şekilde Mamut Bozkırı yok oldu.
Peki biz bu koca ekosistemi geri getirip tekrar dünyanın doğasına kazandırabilir miyiz? Ve yapabileceksek de bu nasıl olur? İşte Pleistosen Park adı altındaki bir projede tam olarak bunu yapmaya çalışıyorlar. 1996 yılında bilim insanı Sergey Zinov, Kuzey Sibirya'da bir bölgeye farklı hayvanlar tanıtmaya başladı. Günümüzde kendisi bu işi oğluyla beraber yapmaya devam ediyor. Bölgeye 96 yılında tanıtılan ilk tür yakut atları olmuş. Bu atların özelliği soğuk ortamlarda inanılmaz bir şekilde yaşayabilme kabiliyetleri. Binlerce yıl önce Mamut Bozkırı'nda bunlara benzer atlardan milyonlarcası vardı. 2010 yılında Minsk öküzleri bölgeye getirildi ki zaten videonun başında da bahsetmiştim, Mamut Bozkırı'nda bu hayvanlardan bolca bulunuyordu. Hemen bir yıl sonra 2011 yılında da Avrupa Bizonu getirildi. 2017'ye geldiğimizde Edelbey koyunları ve yaklar bölgeye getirilmeye başlandı. 2018'de Kalmekian inekleri bölgeye tanıtılmaya başlandı ve son olarak 2019'a geldiğimizde Amerikan Ova Bizonu bölgeye getirildi. Araya girmek durumunda kaldım şu an çünkü benim baktığım kaynak biraz eskiymiş. 2021 yılında 2 tane daha hayvan getirilmiş. Baktriyan develeri ve kıllı, uzun kıllı keçiler getirilmiş. Bunlar haricinde zaten bölgede halihazırda bulunan rengeyekleri ve muzlar da var. Bu hayvanlar içinde kaldıkları bölge içerisinde gerçekten de bitki örtüsünü hafiften değiştirmeye başladılar. Yani arkadaşlar buradan anlayacağınız şey gerçekten de binlerce yıl önceki ekosistemi bir şekilde geri getirmeyi başarabiliriz. Asıl soru burada, yapmalı mıyız? Pleistosen Park'ın arkasındaki fikir aslında küresel ısınmayı önlemek, en azından bir nebze önüne geçmek için diyorlar. Ancak bu fikre karşı olan bazı bilim insanları, evet her ne kadar küresel ısınmaya karşı bir çaba olsa da oradaki hali hazırda binlerce yıllık evrimsel sürecinde bozulacağını ve şu anki ekosisteminde yok olacağını söylüyorlar. Aynı tartışma mamutlar ve başka soy tükenmiş hayvanların hayata geri getirilmesi konusunda da devam ediyor. Bu şey etik mi değil mi, bu bilinmiyor. Bir kısım bu hayvanlara gerçekten de ihtiyacımız olduğunu düşünüyor. Bazıları ise daha farklı yöntemlere başvurmamız gerektiğini söylüyor. Bunun etikliği tartışılır ancak şu bir gerçektir. Bu hayvanlar gerçekten de toprağı soğuk tutma konusunda insanlardan daha başarılı. Hayvanlar olmadığı zamanlar kar üstte birikiyor, toprak üstünde birikiyor ve bir örtü görevi görüp toprağın sıcak kalmasını sağlıyor. Büyük hayvanların bölgedeki varlığı ise karın o kadar birikmesini engelliyor ve bu sayede toprağı soğuk tutmayı başarıyor. Bu da küresel ısınmaya karşı iyi bir gelişme olduğu anlamına geliyor. Peki sizce bu gerçekten yapılmalı mı yoksa alternatif başka yöntemler mi aranmalı? Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Açıklama kısmından benim bağlantılarıma ve Discord sunucularımıza ulaşabilir. Aynı zamanda video için kullandığım kaynaklara da yine oradan ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.